İktidar Partisi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, SLI ve SLI Termik Santrali'nin özelleştirilme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bu iki kurumun torba yasa ile birleştirilerek özelleştirmenin önünün açıldığını söyleyen Alim Işık, bu özelleştirme çalışmasının 3 yıldır Kütahya gündeminde olduğunu söyleyerek, kendisinin 3 yıldır devamlı konuyu gündeme getirdiğini ama sendikaların çok ciddi bir şekilde tepki göstermediğini ifade etti. Başka illerinde özelleştirme çalışması yaptığını ama o yörelerin sendikaları ve halkının özelleştirmelere tepki gösterdiği için AK Parti iktidarının geri adım attığını da ifade eden Alim Işık, sendikalar SLI ve SLI Termik Santrali'nin özelleştirme çalışmalarına çok sert tepki gösteren kararlar almalıdır dedi. SLI Termik Santrali'nin özelleştirilmesi halinde sıranın Emet Etibor, Tavşanlı Gartling İpleri İşletmesi'nde olduğunu da söyledi. Kütahya'da bu özelleştirmeyi gerçekleştirirse arkasından bor tesislerinin özelleştirilmesi sıradadır. Onunla ilgili de yine bir yasa değişikliği önerileri vardır. Şu anda alt komisyonda bunu havale ettirdik ve çalışmalarına devam ediyoruz. Ben de o alt komisyonun üyesiyim ve bunu önlemeye çalışıyoruz. Ama torba yasadaki değişiklikle SLI ve arkasından Tunç Bilek ve GLI'ye de yansıyacak olan bu özelleştirme furyası yine Kütahya'nın sessizliğinden yararlanarak hükümete cesaret verdiği için şimdiye kadar yapılan uygulamalar, çünkü önceki özelleştirmenin hiçbirinde maalesef medya mensuplarının dışında kimse itirazda bulunmadı. Bizlerin dışında Kütahya'lı hemşehrilerimiz ya bunlar da ne işle uğraşıyor? Alan almış, satan satmış havasında bu işe sessiz kaldılar. Şimdi hükümet bundan cesaretlenerek ilk uygulamasını bu torba yasadaki değişiklikten sonra Kütahya'dan başlatma kararı almıştır. Kütahya hükümetin deneme tahtası ve kobay değildir. Kütahyalılar uyanırsa hızlı uyanır. Bu vesileyle ben Kütahyalı hemşehrilerimi uyanmaya davet ediyorum. AKP'nin ninnilerinden vazgeçmeye, masallarını unutmaya ve gerçeklerle yüz yüze gelmeye davet ediyorum. Bunun için de size teşekkür ediyorum. SLA'yı ve arkasından Tunç ve GLA'yı da aynı badireyi atlatacaktır. Ve arkasından da Etim maden işletmelerinin özelleştirilmesi gündemdedir. Sendikalara da buradan bir çift çözüm olacaktır. Zamanında uyarılarımıza kulak vermeyen sendika yöneticilerimizin hiç olmazsa bundan sonra üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık sendika yöneticisi kalmak için koltuklara oturup AKP'ye şirin görülecek mesajlar vermenin dönemi bitmiştir Kütahya'da. Sendikacılık yapacaklar ve haklarını korumakla görevli oldukları burada çalışan Kütahyalı hemşehrilerimizin haklarını takip edeceklerdir. Buna da inancım tamdır. Ama şimdiye kadar maalesef bu uyarılarımıza sendika yöneticilerimiz de kulak tıkanmıştır. Fazla emniyet vermemişlerdir. Bu badireyi de hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum.